Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Her zaman olduğu gibi tüm Muhabbet Kuşu sever arkadaşlarımıza. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen sorular doğrultusunda bir video olacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar kuşlarımızın eşlemelerini yaptık. Artık yavrularımız çıkmaya başladı, kuluçkaya yatan kuşlarımız var. Ve yumurtalarını 2-3 olarak dizmeye devam eden takımlarımız var. Arkadaşlarımız yazmışlar, artık yavrularımız çıkıyor. Kuşlarımız kuluçkaya yatmaya başladı. Bu esnada dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir diye bize birçok mesaj gelmiş. Biz de hemen bu arkadaşlarımızın sorularını cevaplamak için bir video yapalım dedik. Bugün benim her zaman olduğu gibi temizlik günüm. İşten geldim, temizliğini yapıyorum. Tavalarımı temizliğini bitirdim. Daha sonrasında gerekli olan gene yerlerimizi, borularımızı, havalandırmamızı gibi yerleri videodan sonra arkadaşlar temizleyeceğim. Soran arkadaşlarımız için hemen cevapları vermeye başlayalım. İlk olarak yuvalıkta kullanmış olduğum taban malzemesini sormuşlar. Taban malzemesi arkadaşlar ben kullanmıyorum. Şu şekilde eşleme işlemini yaptıktan sonra, kuşlarım çiftleştikten sonra ve yumurtalarını tamamıyla dizip yavruları çıkarttıktan sonra taban malzemesi kullanıyorum. Bunu yapmamdaki ana unsurlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Bu yoğurtları kullanmıyorum ben gerçi ama benimkiler daha olsun göstermek amacıyla söylüyorum. Taban malzemesini koymuyorum. Bu şekilde kuşlarıma eşleme yapıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında yavrularım çıkınca taban malzemesi kullanıyorum. Taban malzemesi koymamamın sebebi kuluçkaya yatan ve yumurtalarını dizmeye başlayan kuşlarımız bu bölümde yumurtalarını daha rahat bir şekilde çevirebilsin, eşit miktarlarda ısıtabilsin ve daha sağlıklı bir şekilde yavruları çıkartması amacıyla eşlemeden sonra yavrularım çıkana kadar malzeme kullanmıyorum arkadaşlar. Yavrularınız çıkmaya başladıktan sonra, bütün yumurtalarınızdan yavrularınız çıkmaya başladıktan sonra tabii ki içlerinde bazen boş yumurtalar da olabilir. Taban malzememizi koyuyoruz ve bu esnada artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Yuvalık temizliğimize ve yavru kuşlarımızın bakımına özen gösteriyoruz. Yavrular çıkmaya başladıktan sonra takımımıza haftada 4 gün ben her gün arkadaşlar mama vermeye çalışıyorum en az 5-6 gün. Sizler 3-4 gün yavru takımlarınıza mama verebilirsiniz. Mamalarınızın içinde artık yavrularınız da olduğundan dolayı A ve K vitamini takviyesi, D vitamini takviyesi, B vitamini takviyesi ister toz ister suluktan ister sıvı bir şekilde yaparak yavru kuşlarınızın hem kemik gelişimini hem de tüy yapısını daha düzgün bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmaya çalışıyorsunuz bu şekilde ürünler kullanarak. Özellikle haftada bir gün diyeyim ben size. Ben haftada iki gün yapmaya çalışıyorum. Tüm yavrularım çıktıktan sonra özellikle yuvalık temizliğini ihmal etmiyorum. Kuşlarımızın ayaklarına bulaşmış olan pislikleri, yavru kuşlarımızın özellikle onları temizlemeyi ihmal etmeyin. Bilezik takmış iseniz bileziklerde toplanan pislikleri temizlemeyi ihmal etmeyin yuvalık temizliği yaparken ve beslenmeye de özen gösterin arkadaşlar. Beslenme yaparken de yavrularınız olduğundan dolayı kızıştırıcı ürünlere pek girmeyin. Daha sade ve aynı zamanda da güçlü bir şekilde onların ihtiyacını karşılayacak şekilde bir bakım beslenme yapın. Bir arkadaşımızın gene atmış olduğu fotoğrafta iki tane takımının erkeğinde sevgili arkadaşlar gözünde bir problem vardı. Bu gözdeki problem kuşun tırnaklarının kesilmemesinden kaynaklıydı. O arkadaşımıza da gerekli olan şeyleri söyledik. Onu da buradan size en azından bir ince bilgi olarak hatırlatayım. Herhangi bir kuşunuz ister takım ister eşe atmış olun isterseniz salmanızda serbest olan bir kuşunuz olsun dişi erkek hiç fark etmez. Eğer tırnak bakımını yapmazsanız bu kuşlarımız kendilerini kaçırırken gözlerine zarar verebiliyorlar. Buna çok dikkat etmenizi özellikle sizden rica ediyorum arkadaşlar.
Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen müdahale ediyorsunuz ve 2-3 gün boyunca kuşumuzun gözüne Gentagut göz damlası ve teramisin krem sürerek kuşumuzu iyileştiriyorsunuz gözünü ve tırnaklarını da arkadaşlar kesmeyi unutmuyorsunuz. Bunu da buradan ufak bir bilgi olarak sizlere vereyim. Aynı zamanda gözde mantar gibi bir problemle de karşılaşırsanız gene işinize Gentagut ve teramisin krem işinize yarayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yavru esnasında yavrularınızın çıkmaya başladığı andan itibaren beslenme, bakım, üst seviye, temizlik, üst seviye arkadaşlar özellikle yuvalıklarınızdaki temizliğe dikkat ediyorsunuz. Taban temizliklerinizi yapıyorsunuz. Çünkü öyle şeyler görüyoruz ki kafesin yanına yaklaşıyorsunuz artık. Bildiğiniz gibi dişimiz kuluçkaya yattığı zamanlarda ve yavruya baktığı zamanlarda pek sık dışarıya çıkmadığı için, yemlenme sıralarında çıktığı için dışkıları daha büyük bir şekilde özellikle yumurtlayacağı zaman yapıyorlar. Ve siz bunu temizlemediğiniz zaman bunun üstü artık çürkleniyor, pamuklanıyor ve kafesin yanına gidip çakmağa çaksanız bile çakmağı yakamayacak pozisyona gelen üretimhaneler gördük arkadaşlar. Bu dışkıda bulunan amonyak olayından çakmağı bile yakmıyor. O kadar bir pislik ve mikrop söz konusu, buna çok dikkat edin. Özellikle yavru takımlarınız arkadaşlar, aman aman diyorum, dikkat edin. Şimdi arkadaşlar kısaca benim size söyleyeceklerim yavru olayında bunlar. Beslenme, bakım, gerekli olan takviyeler, temizlik, bunlara özen gösteriyorsunuz. Şimdi Instagram üstünden ve aynı zamanda da YouTube'da kanalımızda bildiğiniz üzere ben her zaman sizlere diyorum ki eğer ki sorularınız varsa videonun altında belirtin ya da Instagram adresimiz olan Avcılar Muhabbet Kutusu adresinden size sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Birçok soru geliyor. Günde 100-200 tane arkadaşlar mesaj alıyorum. Bu mesajların hepsine uğraşmam, yazmam, cevaplamam imkansız. Bu yüzden de kusura bakmayın, sizler de beni anlıyorsunuzdur. Bazı sorular sohbet olayına doğru gidiyor. Soru cevap, yaz, söyle, böyle falan derken bizim ona yapacak hiçbir zamanımız yok ve bunların hepsini cevaplayacak zamanımız yok arkadaşlar. Tabii ki bazen de çok boş yorum yapan arkadaşlarımız, boş soru yapan arkadaşlarımız oluyor. Onları da zaten engelleyip gönderiyoruz. Lakin şöyle bir şey demek istiyorum. Hem YouTube kanalımıza abone değilsin, hem Instagram'da bizi takip etmiyorsun ama kalkıp bizim zamanımızı bizden çalıyorsun. O işte ben yokum arkadaşlar. Bizi takip etmeyen, kanalımıza abone olmayan, dışarıda aradığını bulamayan ve boş yorum yapan, boş soru soran arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Cevaplamıyorum, bilginiz olsun. Tabii ki bu boş soru muhabbetinden özellikle bir şey de sizlere anlatıp hep birlikte güldükten sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz geldi. Bir arkadaşımızın iki tane takımı var. Evinde besliyor. Jumbo. Demiş ki işte abi o iş öyle olmaz demiş. Biz de dedik ki o iş öyle olmazsa sen bize doğrusunu anlat. Bilgilenelim. En azından yanlış bildiğimiz şeyi de ne yapalım? Öğrenelim. Senin sayende doğrusunu yapalım dedik. Sorduk nasıl oluyor dedik. Kendisi şöyle bir cevap verdi. İşte ben de yeni başladım kuş üretmeye. Öğrenince abi sana da söylerim. Yani arkadaşlar seneler oldu kuş besliyoruz. Ben ta Saka zamanlarından gelmeyim. Şu ana kadar beslemiş olduğum, üretmiş olduğum kuş sayısını ben bile hatırlamıyorum. Her yiğidin farklı bir yiyişi, bakışı, artık nasıl derseniz kendine has bir tarzı vardır. Herkesin tarzı kendinedir arkadaşlar. Bizim de tarzımız farklıdır. Şimdi biz aktarıyla, özellikle bir arkadaşımız yazmıştı, aktarıyla besliyoruz dedik ya, biz hep kuşa aktarı vermiyoruz arkadaşlar. Biz kuşlarımıza ayrı ayrı günlerde programımız dahilinde böyle bama güme işler yapmıyoruz. Önlerine farklı tohumlar, çimlendirmeler, çeşitli daha mama içerisinde çeşitli tohumlar ve yemler zaten sunuyoruz. O yüzden nedir arkadaşlar? Bir işi biraz öğrenin. Ondan sonra yorum yapılabilecek pozisyonda
bir yorum yapın. Boş muhabbete hiç gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi hem kanalıma abone değilsin, hem Instagram'da takip etmiyorsun. Herkese soru soruyorsun ve kimse seni kale almıyor. Özellikle boş yapanlar için söylüyorum. Dönüp dolaşıp beni buluyorsun. Beni bulduktan sonra da öyle bir şey söylüyorsun ki sen zaten bilmediğin bir şey üstünden hareket ediyorsun. Allah tüm insanlar arkadaşlar beyin vermiş, kafanın içindeki o beyni lütfen çalıştırmanı senden rica ediyorum. Gene de sorun olursa sor ama boş soru sorma. Bunlar çünkü çok çoğaldılar arkadaşlar. Herhalde başka yerlerden gelen ne diyorsunuz spam mupam falan filan böyle boş adamlar. Hayatı boyunca herhalde hiçbir şeye sahip olamamış. Hep boş yaşamış oluyorlar. Herhalde kafaları falan güzel. Öyle yorum yapıyorlar gecenin bir saatine sıkılıp. Neyse konuyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yavrularınız çıkmaya başladı. Aman diyorum temizliğe, beslenmeye, bakıma özen gösterin arkadaşlar. Sağlıklı yavrularınızın olması için ve sağlıklı bir şekilde yeme düşmesi için. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın dostlar.